Günaydın, merhaba. Normalde şu anda sabah değil ama artık evet. Videolarımızı saat sabah 10.30'da yayınladığımız için sizin adınıza günaydın dedim. Şu anda saat kaç biliyor musunuz? 15.30. Yani saat 3.30. Biz ne yapacağız? Tatile gideceğiz ve yorumlarda çok fazla vardı. Tatil vlogu çeker misiniz? İşte yolda vlog çeker misiniz diye. Ben de hemen videoyu başlattım. Şu anda bavullarımız aslında hazır ama son kez böyle bir kontrolleri yapıyoruz. Göstereyim size. Evet sayın seyirciler, şimdi size öbür valizlerimizi gösterince bir tane daha, 3 tane valize ne gerek var diyeceğim. Daha onları görmediler. Bismillah. Olsun, gösterince dedim. Lütfen. Gösterince dedim. Gösterdik demedim. Gösterdik sayın, evet. Evet. Neden bu valizi alma gereği dediniz? Burada sadece havuz için şişme eşyalar duruyor. Bunları öbür valizlere sığdıramadığımız için biz de ayrıyeten küçük bir valiz daha aldık. Burada ayakkabı var, bir de ablamın ilacı var, başka ne var? Hiçbir ayakkabı değil o. Ya şey, tamam, şampuandır, saç kremidir falandır. Aynen, duş jelidir, öyle şeylerimiz var. Bavula sığacak diye planlıyorduk, sığmadı. Ve burada işte yastık ve abur cuburlar değil mi Zeynep? Evet. Yolda yemek için olan şeylerden var. Hemen bavulumuza geçiyorum. Ve burada da bavulumuz var. Daha kapatmadık dediğim gibi. Son kontrollerimi yapıyordum. Zeynep'inki tamamen hazır ama Zeynep burayı monopolilerle doldurdu kendi tarafında. Ve şimdi görüyorsunuz tatil valizimiz de bu, bavulumuz. Şöyle yorumlarda valizinde ne var, bavulumda ne var tarzı videolar da istediğinizi söylemiştiniz. Ben bunun için tamamen hepsinin bir arada görünmesini istediğim için Instagram'dan size soracağım. Instagram hesaplarımızı buraya yazıyorum. Eğer siz de bunlara katılmak istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Oradan size soracağım tatilde ne tarz videolar istiyorsunuz diye. Ve onları çekmeye çalışacağız Zeynep'le birlikte tatilde. Ve şimdi Zeynep çantasını aldı, gidiyor. Çok dağınık buralar. Toplayıp gideceğiz. Annemlerin valizi mübarek. Annemle babamın. Ayrıca Instagram'dan yolculuğumuz nereye sizce diye soru sormuştum ve çoğu arkadaşımız yorum yapmıştı. Doğru bilenleri kalplemiştim. Fark edenler var mı bilmiyorum ama şu anda cevabımı söylüyorum tamamen. Diğerlerinden, yanlış bilenlerden fark etmeyenler olabilir. İlk önce İstanbul'a gideceğiz. Oradan da Antalya'ya gideceğiz. Bu da İstanbul'a gidiş vlogumuz olacak. Ondan sonra Antalya'ya gidiş vlogumuz da ayrı olacak. Yolbayı bizimle olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca kitaplarımı da aldım. Zeynep de kitaplarını aldı. Okumayı da planlıyoruz ve yolculuğumuz başlasın. Ve şimdi arabada... Ne oldu? Telefonu düşürdüm, korktum. Yaşlar sandım birden de alakaysa. Ben de diyorum ne oluyor. Ve şimdi arabadayız. Terminale doğru gidiyoruz. Yastıklar, burada Zeynep'in çantası, orada bavul filan falan. Arkada da var zaten. Ezberiz. Evet, birazcık yaslanmış olabilir. Böyle gel, bir şey. Gel ezme ezme. Size ne olduğunu söyleyeyim mi? Telefonumun şarj aletini evde unutmuşum. İnanmıyorum, geri de dönemeyiz. Ev çok uzak çünkü buraya. Gerçekten çok uzak. Babam birkaç gün sonra bizim yanımıza gelecek. Biz erkenden gidiyoruz İstanbul'a. Birkaç gün sonra telefonumun şarj aletini alabileceğim sadece. O yüzden şarjına iyi bakması lazım. İnanmıyorum, ben vlog çekim. Telefonsuz hayat çek kanalına. Video çıkar, video. video çıkar, video. Teşekkürler bu bilgi için. Şimdi bakalım arabaya binelim, orada görüşürüz. Ve gerçekten çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm, telefonumun şarj aleti yok. Ben vlog çekmeyi düşünüyordum. Gölge arıyorum. Hava o kadar sıcak ki size anlatamam, pişiyorum. Yani gerçekten güneş yüzüme vurduğunda pişiyor gibi oluyor. Böyle bir şey olamaz. Yumurta kırsak mı? Yüzüme yumurta kırsak pişerdi. Gerçekten pişerdi. Deneyelim mi? O kadar sıcak ki. Yumurtamız yok. Merhaba. Zeynep'in rehber hocasıyla karşılaştık ama bu şekilde. Bunu niye yaptığımızı söyleyeyim mi? Güneş geliyordu yüzüme, konuşmak istiyordum, konuşamıyordum sizinle. Yumurta gibi olmuş buraların. Aşırı kızardım, böyle bir şey olmaz. Her neyse uzatmıyorum, araba rötar yaptı, onu bekliyoruz. Şu anda kurtuluş anonsumuzun tadına bakacağız arkadaşlar. Kurtuluş anonsu mu? Kurtulmuş ananasımızın tadı. Ay, kurtuluş anonsu anlıyorum. Hatırlıyorsanız ben Zeynep'e bu hediyeyi almıştım bir videomuzda. En güzel hediye videomuzda. Ve Zeynep bunu yolculukta yiyeceğinden bahsetmişti. Buymuş kurtulmuş ananas, vay. Bayağı büyükmüş. Ben küçük küçük hayal etmiştim. Ve ortasını nasıl koymuşlar? Sert orası. Gerçek yani. Evet. En azından doğal. Ah. Hadi yiyelim.
Gerçekten kurtulmuş ananas. Ama çiğnenmiyor. Çiğneniyor. Ben çiğneyemem. Ağzında bekleteceksin. Gayet güzel. Ve şimdi Zeynep'le beraber kitap okuyacağız. Kara Kedi ve Uğur Böceği başladığında ara vereceğiz. Bir bölümü izleyeceğiz. Ondan sonra kitap okumaya devam edeceğiz. Sonra yine dizimiz olacak. Şimdi İstanbul'dayız artık ama ışıklar yanıp sönüyor. Çok güzel değil mi böyle bir şey? Benim aşırı hoşuma gitti. Bu ablam da varmış. Evet. Bakın. Çok güzel. Fiyatları da ucuz bence. Evet bak 10 lira. 15 TL. 10 lira Fransız. Gördün mü? Ya keşke her yerde böyle bir şey olsa. Biz almadık kitabımızı aldınız mı diyor. Biz almadık çünkü evden getirdik. Biliyorsunuz hatta otobüste de okuduk. O yüzden almamız gerek. Gülme. Nereye koşuyorsun? Şimdi taksi geldi biniyoruz. Hadi bakalım. Şu anda geldik içeriye gireceğiz. Şimdi eve geldik ama telefonum kırıldı. Telefonum kırıldı. Kapıda düşürdüm. Cidden kırıldı yani. Çok üzüldüm şu anda. Ekranı çatladı ya. Merhaba. Size kötü bir haberle başlayacağım videoyu. Ne yazık ki. Böyle başlamak istemezdim ama ön kameram kırıldı. Evet. Bundan önce yolda vlog çekerken söylemiştim kameramı düşürdüğümü ve kırıldığını. Kaşında bir şey mi var yoksa kameradan mı öyle? Hayır, ışıkmış herhalde. İşte bu ışıktan. Ve eve gittiğimde neyi fark ettim? Sadece ekran kırılmamış, kameranın ortasından geçiyor çatlak. Bu yüzden birazcık bulanıklık var şu tarafta. Bunun yüzünden kusura bakmayın. Çok üzüldüm. Gerçekten çok moralim bozuldu. Kötü çekeceğim videoyu. Çantamda ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyordum. Açtım acaba çantamda ne var dedim ve içinden Haribo çıktı. Çünkü annem bir şey koyuyor. Gidiyoruz geliyoruz ben bir şey koyuyorum. Gidiyoruz geliyoruz Zerif bir şey koyuyor. Tamamen Zerif kendi çantasında ne var onu bilmiyor. Evet. Haribo yiyelim. Ve bugün İstanbul'dayız. Biliyorsunuz normalde Bursa'da oturuyoruz. Bugün İstanbul'da MR'a gideceğiz ve MR'da gezeceğiz. Ve birkaç bir şey almayı düşünüyoruz. Alışveriş yapacağız sizlerle beraber. Paylaşacağız bakalım günümüz nasıl geçecek. Zeynep jelibonu açabilirse. Şimdi AVM'ye geldik ve burada ne yapacağız? Bir şeyler alacağız, alışveriş yapacağız. Ve Koton'a gideceğiz. O benim istediğim flower falan bakacağız arkadaşlar. Bu ne ama? Öbür tarafta. Zeynep'i görüyor musunuz? Yanlışlıkla böyle bir efekt vermiş oldum yani telefonun kamerasına. Gerçekten teşekkür ederim. Oradan çıkmıyor. Buraya geçersem var. Çok korkunç. AVM'ye geldik şu anda ve alışverişimiz başlayacak. Ayrıca buraya ilk defa geldik. Evet. Ve gerçekten beğendik. Ben sevdim. Ben güzel de sevdim. Büyük. Hadi gezelim. Bu kızlar sizi tanıyormuş. Evet, teşekkür ederiz. Merhaba. İyi, siz nasılsınız? Ayrıca alacağımız çok bir şey yok ama çok istediğimiz şeyler var. Ve aldıklarımızı da size göstereceğiz. Burada banyo bombası var mı ona bakacağız. Ve geldik banyo bombası bakıyoruz topları. Gerçekten çok tatlılar ve bir alana bir bedava varmış. Unicorn'u gördüğünüz gibi bunu da videoyu çekmek istiyoruz tatilde. Bakalım nasıl olacak. Çok hoşumuza gitti renkleri çok tatlı. Ve gösterdiğimiz bombaları aldık ama iki tane yuvarlak alırız diye düşünüyorduk. Zeynep dedi ki bir tanesini köpek alalım. Ben de tamam evet, dedim. Ve ikisi de güzel. Ayrıyeten burada da gösterelim. Evet. Birisi böyle köpek. Diğeri de hemen gösteriyorum böyle. Rengarenk. Aynen öyle. Çok beğendik, çok tatlı. Umarım tatil vlogumuzda bunu gösterebiliriz. Çünkü öyle planlıyoruz. Ben kendi kanalımda göstermeyi çok planlıyorum. Çok planlıyoruz. Az planlamıyor, çok planlıyor. Evet. O zaman şöyle yapalım. Birini senin kanalında gösterirsin, birini de bizim kanalda gösterir. Köpeği bizim kanalımızda gösterelim. Şimdi güneş kremi bakmaya giriyoruz. Ve gratisten çıktık şu an. Yani aslında şimdi çıktım. Zeynep'i bekliyorum. Koştum. Ne aldık hemen gösterelim size. Arkadaşlar iki tane yüz için iki tane vücut için aldık. Garnier'den 50 faktör ve böyle sıvı olanını aldık. İki tane aynısından aldık. Aynısından iki tane aldık. Aynen gel gösterelim. İz yapmadıkları için bundan aldık. Ve İki tane de bundan aldık. Yüz için olandan. Evet. Şimdi çok acıktık yemek yemeye gidiyoruz. Ben masa tuttum şu anda. Onlar da yemekleri alıp gelecekler. Ayrıca hepimiz hamburger aldık. Ve şimdi geldiler. Evet. Anneminki ve bizimki burada duruyor. Şimdi yemeklerimizi yiyelim sonra geri geleceğiz. Evet. Bundan birkaç video öncesinde Zeynep size bir soru sormuştu. Bir videoda beğendiği ürünleri gösterip en güzel hangileri sizce hangilerini almalıyım diye soru sormuştu. Hatırlıyorsanız ve siz de beğendiklerinizi yoruma yazmıştınız.
En çok terliği ve fuları beğenmişsiniz artık. Boyunluk mu dersiniz, fular mı dersiniz, ne derseniz. Onu en çok beğenmiştiniz. Bu yüzden şu anda Koton'a geldik. Ve eğer burada varsa o beğendiğin şeyi alacağız Zeynep'e. Ya yok arkadaşlar, nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ne Zeynep'in istediği, size sorup beğendiği terlik var, ne de aynı şekilde boyunluk var. İkisi de yok yani. Şaka gibi. O videodan sonra sanırım tüm beğenen arkadaşlarımız her yerden süpürüp götürmüşler. Ve bize kalmamış yani Zeynep aslında. Ve akvaryum. Akvaryum. Ve şimdi arkamızda görmüş olduğunuz akvaryumdan bahsediyoruz bir saattir biz. Oraya gideceğiz. Harika, Zeynep burada yat. Oraya gideceğiz fakat bu videoya fazla uzun olur diye düşündük. Bu yüzden bu video içerisinde olmasın, farklı bir video başka yapalım dedik. Başka videoya geçeceğiz şimdi. Evet, o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bundan sonra yayınlanacak olur. Ve sabırsızlanıyorum ve ilk defa geleceğiz buraya. Zaten konuştuklarımızdan anlamışsınızdır. Evet. Bu videoda şuradan görünenleri gösterelim sadece. Hadi. Çok güzeller. Gerçek değil gibi duruyor. O kadar güzeller ki. Bakar mısınız? Şuna bakın. Çok güzeller. Ve içerideki kimdir daha neleri göreceğiz. Girişi de bu şekilde. Çok güzel değil mi? Oo, iki kat yukarı çıkmamız gerek. Bunun için böyle. Çok iyi. Ve burada siz bizi karşılayacaksınız. Hadi çıkalım. Hadi. Bir dakika. Hadi. Arka kamerayla da göstereyim, daha iyi olacak. Kaydırak böyle. Böyle. Çok güzel. Asla bir şey olmamış. Şimdi devam ediyorum. İniş varmış. Çaktım yarışa. Kaydıran yaşla alakası yoktur arkadaşlar. Nokta, bu kadar. Çok eğlenceli. Beğendin mi? Evet. Burada ben de aynı oldum. Burada bir iniş var. Orada bir sıkıntı yaşadık yani ikimiz de gerçekten. Çok eğlenceli. Evet. Ben de beğendim. Biz yine Diyanar Batağı'na düştük ve en çok istediğim şeylerden biri. Aa, güldük. Bunun iğneleri oluyor. Çok güzel. Oo, eğlenceli. Bunun üstüne oturup döndüğümü düşünemiyorum. Bunun daha ya Zeynep oldu. Niye üstüne oturup dönmesin? Nasıl bir hayal eğlendim, bu ya? Eğlendim şu an. Eğlendim. Üstüne oturup dönmek diyor ya. Üzülüyorum seni alamadığım için. Yine Gratis'e geldim. Bu sefer tek geldim. Zeynep yukarıda beni bekliyor, oturuyor annemle birlikte. Şöyle plaj çantası almak istiyordum. Annemlerin ayrı, benim ayrı olsun, yetmez, sığmaz diye düşündük. Hangisi diye düşündüm. Arkadaşlarım da bunu seçti. %9 şarjım var şu anda. Taksiyi beklerken hemen size şarjım bitmeden ben hemen göstereceğim. Gratis'ten şöyle bir şey beğendim. Çok tatlı. Bunu da aldım. Hemen gösteriyorum. Kapatıcım bitiyor gibiydi. Korktum. Dedim ki orada alamayabilirim dedim o tatilde. Hemen bir kapatıcı aldım. Hemen şöyle tutuyorum. Zeynep kapatıcıyı alır mısın? Hı? Kapatıcı. Buramdaki. Buradaki. Göremiyor ki alsın. Ve... böyle bir nem bombası aldım. Böyle bir nem bombası aldım. Daha bir vlogumuzda veya Instagram hesabımda göstermeyi düşünüyorum. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup video bildirimlerini de açmayı unutmayın. Ve gün boyu yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Zeynep de jelibon yiyor. Ayrıca bu jelibonu da birleştirmeliymiş. Hemen bir tane göster. Aa, yedim mi hepsini? Aa, gerçi ben de yedim, tamam. Tek başına bitirmedi onu, sıkıntı yok. Hoşçakalın.